Kariyeri boyunca 3 farklı takımda forma giyen Lionel Messi'nin inanılmaz başarıları var. Ama bugün Lionel Messi her sezon farklı takımda oynayacak. Bakalım yine de dünyanın en iyilerinden biri olabilecek mi? Takımlara her sezon bu çarkımız belirleyecek ama ilk olarak Messi 20 yaşında bir wonderkid olarak çocukluk takımı Barcelona'dan başlayacak. Aynı zamanda Messi'li Barcelona 55 milyon euro'ya Dani Olmo transferini de tamamladı. Messi kariyerine 75 ratingle başladı ve çıktığı 12 maçta 5 gol atarken ratingini de 78'e çıkardı. Genç Messi'li Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı ve Barcelona'nın finaldeki rakibi Mbappeli ve aynı zamanda La Liga şampiyonu olan Real Madrid olacak. Bakalım Lionel Messi Barcelona ile beraber videodaki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayabilecek mi? Dani Olmo topu önde aldı ve Lewandowski'ye servisini yaptı. Lewandowski de topu ağlarla buluşturup Barcelona'yı öne geçirdi. 90 dakika boyunca mükemmel bir performans sergileyen Ter Stegen kaleye gelen 13 şutun 13'ünü de kurtararak hem maçın oyuncusu oldu. Hem de Şampiyonlar Ligi kupası Ter Stegen'in ellerinde havaya kalktı. Madrid Şampiyonlar Ligi'ni alamasa da ilk sezon d'Or'u Kylian Mbappe kazandı. İkinci sezon Messi'nin hangi takımda oynayacağını görmek için çarkımız dönüyor ve Messi'nin yeni durağı yine daha önce forma giydiği takımlardan birisi PSG oldu. Paris'te merkez forvet olarak istediği forma şansını bulan Messi 29 maça çıkarken 14 kez fileleri havalandırdı. Paris bu sezon hem Ligue 1 hem de Fransa kupası şampiyonu olurken Avrupa'da pek de başarı gösteremedi. Bu arada bana destek olmak için videoya like atıp eğer mobilden izliyorsanız da hype bırakmayı unutmayın. Mbappe takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşarken ikinci kez üst üste Ballon d'Or sahibi oldu. Messi'nin 3. sezon gideceği takım formda Real Madrid olmak üzere hayır hayır Messi'nin yeni durağı Inter. Inter Messi ile beraber bir Arjantinli ismi daha takımına katıyor. Romero 115 milyon euro karşılığında Inter'de. İşte Inter'in kadrosu da bu şekilde bakalım Messi bu kadroda neler yapacak. İstediği forma şansını alan Messi harika futbolundan mesajlar vermeye başladı ve 35 maçı çıkarken 18 gol 11 asistlik harika bir performans sergiledi. Lionel Messi'nin başı bir türlü Real Madrid ve Mbappe'den kurtulmuyor. Şampiyon Ligi yarı finalinde Inter'in rakibi yine Mbappeli Real Madrid. Ferland Mendy güzel bir kontrol yaptı. Arka direği harika kesti ve Mbappe 1-0 öne geçirdi takımını. Daha sonrasında da Mbappe asist yaptı. Rodrigo gol attı 2-0 oldu. İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısıyla skoru bulsak da durumu eşitleyemedik. Lionel Messi ise sahada bir türlü istediğini yapamadı. istediği pozisyona bu maç hiç giremedi. Kylian Mbappe maçın son dakikalarında kanattan yaptığı inanılmaz koşuyla farkı tekrardan ikiye çıkartırken Inter'i de Şampiyonlar Ligi'nin elemiş oldular. Inter ise Şampiyonlar Ligi'ni alıp üçlemeyi yapamasa da hem Serie A'yı hem de İtalya Yerel Kupası'nı kazandı. Çarkımız Messi'nin yeni takımı için dönüyor ve Messi Almanya'ya gidiyor. Dortmund'un yıldız oyuncusu olan Lionel Messi 39 maçta 26 gol atarken 9 da asist yaparak kariyer sezonunu geçirdi. Takımıyla ile, ile ligi kazanamasalar da pokal şampiyonu oldular. Çarktan Messi'ye Bayern gelemedi. Hayır hayır Sporting geldi. Messi Sporting'e gidiyor. Sporting 140 milyon euroya Dortmund'dan Lionel Messi alırken aynı zamanda Jubile senesi için 18 milyon euroya da Cristiano Ronaldo'yu transfer etti. Cristiano Ronaldo'nun transferinden sonra Sporting'i çift forvet yaptım. Formasyon ve takım bu şekilde. Lionel Messi ve Ronaldo inanılmaz bir uyumlu oynadılar ve Messi 24 gol atarken 17 asist yaparak inanılmaz performansına devam etti. Aynı zamanda 5. sezonda reytingini 89'a kadar çıkardı Lionel Messi. Sporting UEFA Avrupa Ligi finaline kaldı ve rakibimiz Inter. Sporting maça harika başladı. Gonçalves'in asisti Cristiano Ronaldo'nun golü. Lionel Messi ve Ronaldo gerçekten muazzam bir kimya ile oynuyorlar ve ikisi de bencillik yapmıyor. Lionel Messi harika bir asist yaptı. Ronaldo ikinci golünü attı. Bir kez daha Lionel Messi asist yapıyor. Şık bir asist, şık bir gol. Inter'de Nicola Barella'nın golüyle kolay bir rakip değiliz demeye çalıştı burada. Hakan Çalhanoğlu Frikik'ten direğe takıldı ama daha sonrasında kazandığı penaltıyla skoru buldu ve farkı bire indirdi. Cristiano Ronaldo'nun gölgesinde kalan Lionel Messi bir türlü Jan geçemezken maçın son dakikalarına doğru Cristiano Ronaldo maça son noktayı inanılmaz bir şekilde koydu. Ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sporting oluyor. İnanılmaz yetenekleri var. Hem genç yetenekleri hem de veteranları inanılmaz bir şekilde oynadı ve Avrupa Ligi şampiyonu Sporting oldu. Peki bizim kaptan kimmiş abi? Bu kim tanımıyorum. Kupayı kaldırmaya geldi. Yanında da Lionel Messi var. Messi ve Ronaldo'nun önderliğinde Sporting Avrupa şampiyonu oldu. Manchester City Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i yenmiş ve Ballon d'Or Erling Brown Haaland'a gidiyor. Lionel Messi'nin yeni durağını öğrenmek için çarkımıza geldik. Çarkı döndürüyorum ve Lionel Messi Bayern Münih'e gidecek. Bayern Münih'te yıldız oyuncu olan Lionel Messi hem oyun kurdu hem de inanılmaz skor buldu. Toplamda 21 gol atarken 19'da asist yapan Messi gerçekten güzel bir sezon geçirdi Almanya'da. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz ve rakibimiz Milan. Maçın başlarında net bir pozisyon yaşayan Lionel Messi pozisyonu değerlendiremedi. Bayernli oyuncular gol beklese de gol karar sisteminden gol çıkmıyor. Atamayana atarlar diyen Pulisic'den harika bir gol geldi. Maçın başından beri bastıran taraf zaten Milan'dı ve Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçtiler. Milan gollere hızlı bir şekilde devam ediyor. Pulus için asisti Rafael Leao'nun golüyle 10 dakikada ikinci golünü atan Milan farkı 2'ye çıkarttı. Bayern'in hiç iyi oynayamadığı maçta şapkadan tavşan çıkaran Lionel Messi skorunu bulsa da Rafael Leao'dan bugün Bayern'le geçit yok inanılmaz bir golle Bayern'le eledi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamasa da takımıyla iki kupa kaldıran Lionel Messi balon duru kazandı. Ve şimdi çarkımız bir kez daha dönüyor. Lionel Messi'nin yeni durağı belli oluyor. Messi Liverpool'a gidecek. Liverpool'da gol yükünü tek başına yüklenen Lionel Messi toplamda 32 gol atarken 11 de asist yaparak muazzam bir performans sergiledi. Ve aynı zamanda takımıyla Karabağ Cup şampiyonluğu yaşadı. Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenilmiş olmasına rağmen Lionel Messi Premier Lig gol kralı olmuştu ve Ballon bir kez daha kazandı. Geriye 3 takım kaldı. Çarkımız dönerken videoya like atmayı unutmayın. Lionel Messi'nin yeni durağı Manchester United olacak. İngiltere'den devam ediyoruz. Messi kendisini bu kadar geliştirmişken, kariyerinin bu kadar zirvesindeyken Manchester United pek de iyi gitmedi Messi'ye. Çünkü sezonu kupasız tamamlayan Lionel Messi sadece 19 gol atabilirken 12 de asist yaptı ve reytinginde değişim olmadı. Lionel Messi'nin artık iki takımı kaldı sadece gidebileceği çarkımız dönüyor ve Lionel Messi'nin yeni durağı Manchester City, Lionel Messi hala İngiltere'den devam ediyor. Lionel Messi gider gitmez Manchester City ile inanılmaz bir adaptasyon yaşadı ve Erling Brown Haaland'la da harika performans sergileyen Lionel Messi 23 gol atarken 21 de asist yaparak yine müthiş bir performans sergiledi ve aynı zamanda takımıyla hem Premier Lig hem de FA Cup şampiyonluğu yaşadı. Manchester City Şampiyonlar Ligi finalinde ve rakibimiz Real Madrid olacak. Hem de şöyle bir şey var. Real Madrid kadrosunda Kylian Mbappe gözükmüyordu. Yani Mbappe'siz olacak Real Madrid. Ve maç iyi başladık. Lionel Messi topu iyi sürdü. Şık bir pas verdi Bernardo Silva ile öne geçtik. Hemen ardından bir kez daha asist Messi gol Bernardo Silva fark 2'ye çıktı ve Mbappe'nin sakatlığında kolay bir şekilde Manchester City şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşadı. Mbappe'nin Haaland'a Vinicius Junior'ın aday olduğu balonduru bir kez daha şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşayan ve sezonu 3 kupayla kapatan Lionel Messi kazanıyor. Hadi bakalım çarkımız Lionel Messi için dönecek bakalım Messi'nin yeni takımı neresi oluyor? Aa Real Madrid oldu. Lionel Messi gitmeden önce Real Madrid'in kadrosu bu şekildeymiş. Sağ çıktı da 85 ile Arda Güler var ama Lionel Messi Arda'nın yerini aldı ve Real Madrid'in 11'i bu şekilde. Lionel Messi çıktığı ilk maçta Kylian Mbappe bir ara pası vermeyi denedi ama pas geçmedi. Geçmeyen pasın ardından Kylian Mbappe'nin Lionel Messi'ye verdiği tepki gerçekten çok sert oldu. Hemen ardından Kylian Mbappe Messi boş olsa da kendi oynamaya çalışıp topu kaybetti. Böyle olunca Lionel Messi de Mbappe'ye karşılık verip berbat bir şut çekti. Saha içinde bu olaylar olurken profesyonelliğini koruyan Vinicius Chir, çok şık bir golle Real Madrid'e galibiyeti getirdi. Lionel Messi'den çok daha uzun yıllar Real Madrid forması giyen Mbappe'yi Ancelotti korumak istiyor sanırım. Mbappe ve Messi ile aynı anda maça başlamak yerine Kylian Mbappe'yi tek başına oynatacak. Kylian Mbappe maçın ilk dakikalarında arkayı çok güzel sarktı. Çok da teknik bir gol attı ve adeta kral benim dercesine daha 5. dakikadan skor bularak selamını gönderdi. Daha sonrasında da asistini yapan Kylian Mbappe maça gerçekten iyi başladı ama Ancelotti'nin beklediği an, Mbappe'nin de beklemediği an gelmişti. Dakika 65'te Almera deplasmanında galibiyeti garantilen Real Madrid, Kylian Mbappe'yi çıkartıp Lionel Messi'yi sahaya sürdü. Lionel Messi topla ilk buluştuğu anda kaleciyi çalımlayarak golü buldu. Vinicius Junior'ın yaptığı asistle maça girdikten 10 dakika sonra ikinci golünü de bulan Lionel Messi gerçekten Real Madrid taraftarlarını stadyumda ayağa kaldırdı ve muazzam bir şekilde başladı performansına. Maçın son dakikalarına girilirken Lionel Messi bir fırsat hatta buldu ve bulduğu fırsatı değerlendirdi. Kısa sürede hat-trick yapan Lionel Messi muazzam bir maç geçirirken Kylian Mbappe stadyumu terk etti. Maç sonu maç topunu alan Lionel Messi takım arkadaşlarıyla galibiyeti kutlarken Kylian Mbappe takım otobüsünde takım arkadaşlarının gelmesini bekliyordu. Ancelotti Kylian Mbappe ve Lionel Messi'ye bir kez daha şans vermek istedi ve bu sefer bu maçta gözler Messi'nin üstünde olacaktı. Messi'nin şık pasında kafayı dağlara taşları vuran Mbappe'den Messi'ye Messi hem de Angeletti şüphelenmişti. Yıldız ikili birlikte anlaşamadığı için Real Madrid Celta Vigo deplasmanında puan kaybı yaşadı. Hem Lionel Messi ile hem de Kylian Mbappe ile özel olarak sert bir konuşma yapan Ancelotti bu ikilinin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Kylian Mbappe'nin harika azmi ve Lionel Messi'nin harika tekniği birleşince bu ikili gerçekten muazzam bir sezon geçirdi ve Lionel Messi çıktığı 42 maçta 26 gol atarken 17'de asist yaptı ve reytingini bir arttırarak 93'e geldi. Ve tabi ki kaçınılmaz son yaşandı Real Madrid hem La Liga'yı kazanırken hem de Copa de kazandı. Ve şimdi tekrar Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı final ama iki fark var. Kylian Mbappe sakat değil ve Lionel Messi bu sefer City'de değil Real Madrid'de forma giyecek. Spor gazetelerinde Mbappeli Real Madrid Erling Haaland'lı Manchester City'ye karşı manşetlerini gören Lionel Messi biraz bozulsa da maçın başlarında hemen hızlı bir şekilde bireysel yeteneğini kullanarak skor bulması bildi. Tabii ki Manchester City'nin cevabı gecikmedi. Foden'la golü buldular. Hemen ardından Erling Haaland da takımını öne geçirdi. Maçın son dakikalarında Vinicius Junior'ın ortasına kafa vuran Lionel Messi skoru buldu. Ve Şampiyonlar Ligi finalinde tekrardan eşitliği sağladı. Takımına umudu aşıladı. Videonun son Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılara kaldık. Manchester City mi yoksa Real Madrid mi bakalım Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak. Kylian Mbappe Real Madrid'in ilk penaltısı için topun gerisinde. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe sağ alta vurdu Ederson çıkardı. Kylian Mbappe penaltıyı kaçırdı. Şimdi kurtar tutması lazım tutamadı. Lionel Messi topun gerisinde. Ederson Messi'den topu sola doğru istedi. Messi de istediği yere attı ve topu ağlarla buluşturdu. Julian Alvarez topun gerisinde. Alvarez geliyor. Alvarez daha taşı attı. Şimdi David Alaba. Alaba. Teknik bir isim Alaba. David Alaba geldi. Topu Alaba buluşturdu. Bernardo Silva geliyor. Kurtuğa dikkatle ters köşe olduk. Silva'dan değişik bir penaltı. Ederson bakın bir kez daha istiyor topu. Vinicius Junior istiyorsan al o zaman oraya dedi Vinicius. Ederson topun gerisinde şimdi Ederson geliyor. Ederson vurdu başarılı bir penaltı Ederson'dan. Ruth Bellingham, Bellingham topun gerisinde bu sefer Ederson'un istediği tarafa atmadık ve Bellingham'la golü bulduk. Eğer kurtuğa kurtarırsa Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid olacak. Phil Foden topun gerisinde, Foden dışarı vurdu. Phil Foden dışarı vurdu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oluyor. Bu videoda hem Mbappe hem de Lionel Messi üçer balon doğru kazandılar. Hem de ikisi de bunu üst üste kazanarak yaptı ve şimdi ikisinin kazandığı kupa sayıları eşit. Bakalım Ballon d'Or hangisine gidecek? Ve Ballon d'Or'lu Lionel Messi gidiyor. Üst üste 4. Ballon d'Or'unu kazanırken Ballon d'Or ödüllerinde Mbappé'yi de, de gerisinde bırakarak videoya çok güzel bir kapanış yaptı ve biz de videonun sonuna geldik. Daha fazlası için like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.